Tarım Vakti programı değerli izleyicileri. Bugün fındıkta zarar yapan böceklerle ilgili bir konuyu seçtik. Konuğum 19 Mayıs Üniversitesi Rahat Bölgesi Bit Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Delal Tuncer Hocam. Sayın Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Türkiye'nin ökenin değeri olarak önemli ürünlerden bir tanesi fındık. Çok farklı ürünlere işlenmesiyle marka, Türkiye'nin marka değeri olarak öne çıkan Öne çıkartılan bir ürün. Tabi ürün yetiştiriciliği değil de bu sefer biz yetiştiriciliğine engel olanlar üzerinde duralım dedik. Ee, sizin konunuz itibariyle de entomolog olarak fındıkta zarar yapan böcekler veya fındık zararları hakkında genel bilgiyle programımıza başlasak sanırım iyi olacak. Çok uygun olur efendim. Teşekkür ederim. Şimdi fındık bahçelerinde bugüne kadar yüzlerce zararlı tür tespit edildi. Fakat şunu aklımızda tutmamız gerekiyor her zaman. Bahçelerde gördüğümüz her böcek bir zararlı değil. Çok sayıda da faydalı böcek mevcut tabiatta. Fındık bahçeler için de geçerli bu. Yüzlerce zararlı türün yanında yine binlerce faydalı tür mevcut. Bu zararlı türler içerisinde her ne kadar yüzlerce desek de bunlardan 10-15 tanesi bölgelere ve yıllara göre değişmek üzere zararlı olabiliyor. Bunlardan 5-6 tanesi de hemen her yıl bazı bölgelerde zarar yapabiliyor. Bunları kategorize edersek şöyle doğrudan zararlar ve dolaylı zararlar diye bir yaklaşım geliştirebiliriz öncelikle. Doğrudan zararlar doğrudan meyve üzerinde zarar yapıp verimi tehdit eden, bazıları da meyve üzerinde zarar yapıp kaliteyi tehdit edebilen verimle birlikte zararlar. Dolaylı zararlarda meyveye dokunmuyor, meyvede bir zarar yok ancak yaprak, gövde, dal, sürgün, kök bu gibi organlarda zararlı oluyor ve bu yolla dolaylı olarak ürün kalitesini ve verimi tehdit eden zararlar konumunda bunlar. Bu 10-15 tür içerisinde bir ikinci tali derecede zararlı olanlar var ki onlar ancak yıllara göre değişiyor, bölgelere göre değişiyor. Örneğin bazısı 10 yılda bir görüp mücadele etmeyi gerektiriyor. Bazısı 4-5 yılda bir ortaya çıkabiliyor. Ama birazdan da söz konusu olacağı gibi bazı türlerimiz var ki fındık bahçelerinde hemen hemen her yıl ortaya çıkabiliyorlar. Buradaki çok önemli bir yaklaşımımız mücadele açısından özellikle bu zararları kategorize ederken ekonomik zararlı olup olmaması. Ekonomik zararlı olmasından kastımız ne? Yani bizim mücadele masrafı etmemize değecek kadar zarar yapıyor mu? Yapmıyor. Bizim için bu önemli bir kriter. Bir zararlı bizim ekonomik olarak masraf etmemizi gerektirecek kadar çok fazla zarar yapıyorsa biz o zararlıyı dikkate alıyoruz. Yok zarar yapmıyorsa tabiatta rolünü oynayan doğal ekosistem bir parçası olarak görüp müdahale etmiyoruz. Şu anda ifade ettiğiniz tanımlamaya göre dolaylı veya direkt zarar yapan zararların ister ayrı ayrı ister to toplamda verdiği zararın ekonomik boyutu nedir? Şimdi bu tümlerin, Tahmini tahmin olarak tabii. yıllara göre değişeceğini. Yıllara, e, bölgelere göre. göre mutlaka değişiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Zararların genel tarımsal ortalama olarak yüzde %15-16 bir zararı söz konusu olarak tahmin edilir dünyada. Fındık zararlarında bu oran biraz daha yüksek. Örneğin fındık kurdu tek başına hasat döneminde görülebilir zarar olarak %8 civarında bir zarar meydana getiriyor ki bu bazı bölgelerde ve yıllarda %20'yi bulabiliyor. Fındık yeşil kokarcası ikinci önemli zararımız mesela tek başına yine %10-15 civarında bir zarar meydana getirebiliyor. Bir de bitkinin sağlığını, hayatını tehdit eden ve sonunda bitkinin ölümüne sebep olan zararların sebep olduğu kayıtlar, kayıpları da hesaba kattığımızda fındıkta yaklaşık olarak yüzde %25-30 civarında yıllık bir kayıp meydana geliyor. Zaten fındıkta biliyorsunuz birim alana üretim bakımından Türkiye son sıralarda yer alıyor maalesef. Üretim toplam üretim bakımından birinci sıradayız ama birim alana verimlilik bakımından rakibimiz olan ülkelere göre daha düşük seviyedeyiz. Bu verimi etkileyen faktörlerin en önemlilerinden birisi de bu zararlar. Yani yaklaşık olarak tahminen türlerin toplamı için söylüyorum bir yıl içerisinde yüzde 25 civarı diyebiliriz. Bu yetiştirme döneminin kayıpları. Evet yani bir yıl içerisinde hasada kadar evet. ortaya çıkan kayıplar, depolama aşamasındaki kayıplar bambaşka bir süreç. Tabii, yani bir de bunu o açıdan sordum. Yani bir de onu eklediğiniz zaman kayıp artı bunun ekonomik değeri olarak da çok, çok ciddi bir ekonomik değer, değer meydana getiriyor. Karşılığı oluyor. Şimdi bir iki türü ifade etmiş olduğun zaman konu oradan açılmışken fındıkta o zaman zarar yapan kokarca fındık kurduğu gibi bir iki zarardan bahsettiniz. Genel olarak fındıkta zarar yapan türler, böcekler hangileridir? Bunlar hakkında yani önemli bilgi sırası ve görülme sıklığına göre şöyle anlatayım. En eski bilinen ve en yoğun mücadele yaptığımız zararlı fındık kurdu hemen hemen bütün bölgelerimizde az ya da çok görülüyor. Ve mutlaka mücadele yaptığımız bir ankette hemen hemen yüzde seksen fındık bahçelerinde fındık kurduna karşı yapılıyor Mayıs ayında. Bu zararlı tabii doğrudan bir zararlı. Öncelikle ilkbaharda Mayıs ayı içerisinde genç gözler üzerinde zarara başlıyor. Daha sonra yeni oluşmakta olan meyvelerde zarar yapıyor ki bu dönemdeki zararı çok iyi tanımlanmadığı için çok rahatlıkla gözden kaçıyor. Hmm. Çok miktarda kahverengi kokarcaya da çok benzer bu bakımdan. O sokar emerek bu e, içini yemek suretiyle genç dönemde henüz meyve iç bağlamadan bazı hastalıkların da gelişmesini teşvik ederek boş meyve oluşumuna sebep oluyor. Daha sonra Haziran ayından itibaren meyvelerin içerisine yumurta koyup bu sefer yavruları, larvaları meyvelerin içini tamamen tüketiyor zararın belirgin olarak görülmesi hasat döneminde ortaya çıkıyor. Çünkü bolca delikli, içi boş, delikli meyveler ortaya çıkıyor. İşte bu hasat döneminde tek başına yaptığımız surveylerde yaklaşık %8-10 bazı bahçelerde %20'yi bile bulabiliyor. Şimdi bunun üzerine bir de gözle görülmeyen erken dönemde sebebi anlaşılamayacak şekilde boş meyve oluşumu. Bunları da katarsak bu zararlı çok ciddi bir zararlı olarak karşımıza çıkıyor birinci derecede. Evet. İkinci sırada hem verim hem kaliteyi tehdit eden yeşil kokarca var. Halk arasında pis kokulu böcek olarak da biliniyor yeşil kokarca. Türkiye'nin ihracatında, fındık ihracatında en önemli sorunu meydana getiren böcek bu diyebiliriz yeşil kokarca. Çünkü yeşil kokarca da fındık kurduğunda olduğu gibi Mayıs ayından itibaren bahçelerde yoğun olarak görülmeye başlıyor ama asıl zarar Mayıs'ın ortalarından itibaren genç meyvelerde sokup emmek suretiyle boş meyve oluşumuna sebep oluyor bol miktarda. Sarı karamuk, kara karamuk gibi değişik isimler verdiğimiz. Bu da yine bazı e, mikroorganizmaların aynı zamanda meyve içerisinde gelişmesini de teşvik ediyor. İlk periyotta boş meyve oluşumundan sorumlu. Fındık kurdunda olduğu gibi bu da çok sık biçimde üreticiler tarafından e, göz ardı ediliyor. Çünkü bunun bir böcek tarafından yapılıp yapılmadığı teşhis edilemiyor. Yine meyveler iş bağlamaya başladıktan sonra haziran ortasından. Orada oradaki yani zararın patano karpiden kaynağı döllenmeyle ilgili problemden Aynı. mi kaynaklandı? Kaynaklandığını ayırt edemeyince o zaman Aynı. suç kime yazılacak? Belli, Belli olmuyor. Ama bizim e, uzun yıllara dayalı araştırmalarımız var. Yurt dışındaki meslektaşlarımızın da var. E, bunlar gösteriyor ki biz böceği kafese koyduğumuz zaman kafes denemeleri yapıyoruz. Evet böceğe koyduğumuz yerde bu tip zarar birden fırlıyor. Yani doğal olarak oluşan boş meyve var. Evet. Ama bir de böcek koyduğumuz kafeslerde zarar çok ciddi manada birkaç kata katlıyor. Oradan ve daha detaylı çalışmalardan yine anlıyoruz ki bu beş boş meyve oluşumunda çok ciddi bir sorumluluğu var. Yeşil kukarca Haziran'ın ortalarından itibaren meyve iç gelişmesine bağlı olarak bu sefer yeni bir nesil veriyor. Yavrular ve yeni nesil erginler meyvenin içini sokarak zarar yapıyor. Fındık kurdu gibi yemiyor meyvenin içini. Ama sokup emdiğinde urlu iç, lekeli iç dediğimiz özellikle ihracatta çok büyük sorun yapan günlük hayatımızda da fındık yerken bazen bazı fındık tanelerini yerken acı bir tat geliyor. Yüzümüzü ekşitiyoruz. Bu tattan sorumlu bir böcek. Yeşil kokarca meyveyi sokup emerken içine bazı salgılar bırakıyor. Bu salgılar meyvenin hem yapısını, kalitesini bozuyor. Hem acılaşmaya sebep oluyor. Ekonomik değeri çok yüksek. Çünkü Avrupa Birliği'nin raporlarında fındıkla ilgili çok sık biçimde bize şikayet getiren zararlardan birisi. Mücadelesi maalesef göz ardı edilen bir zararlı. Çünkü kalite kayıpları genellikle hasat yapılıp ürün satılıncaya kadar çok kişi tarafından gözlenmiyor. Ama son yıllarda fındığın ticareti aşamasında diğer kalite parametreleriyle birlikte bu böcekten kaynaklanan zarar da bir kalite parametresi olarak devreye girdi. Fiyata etki etmeye başladı. Dolayısıyla meyve kalitesini korumak istiyorsak özellikle bu fındık iç gelişim döneminde yeşil kokarcıya karşı mutlaka mücadele yapmamız gerekiyor. Bir üçüncüsü yine çok sık biçimde gözden kaçırdığımız, çok bildiğimiz, hemen her bahçede var, herkes biliyor. Ama zararını küçümsüyoruz. Kozola akarı fındıkta, Kozalak akarı çok küçük, kendisi milimetrenin onda biri kadar, 7 sekizde biri kadar olan küçük canlılar. Tek bir enfekte olmuş tomurcuk içerisinde bazen on binlercesi bir arada olabiliyor. Ama biz dışarıdan baktığımızda çok anormal büyümüş, bazen gül şeklinde patlayıp açılıyor ve halk arasında buna gül hastalığı ya da fındık gülü de denilebiliyor. Bir tek tomurcukta on binlercesi sokup emdiği için anormal bir tomurcuk meydana getiriyor. İşte bu hem odun gözlerinde hem meyve gözlerinde özellikle de çokça meyve gözlerinde zarar yapınca her meyveden de yaklaşık 3 tane her gözden de 3 tane meyve geleceğini hesap etsek çok ciddi bir zarar. Bazen bazı ocaklarda bir ocakta 200 tane saydığımız oluyor. Yani 200 tane tahrip edilmiş göz var orada. Sürgünler sürgün gözlerinde zarar yaptığında da anormal sürgün gelişimleri oluşturuyor. Ekonomik önemi oldukça yüksek bir zararlı. Gerçekten çok gözden kaçırılan bir zararlı. Mutlaka Türkiye Fındık Bahçeleri'nde mücadelenin mutlaka yapılması gerektiğine inandığım hem mekanik yolla, elle hem ilaçlama yoluyla mutlaka çiftçinin, üreticinin programında olmasına gerektiği inandığım bir zararlı. Dördüncü sıraya koyduğum önem bakımdan yazıcı böcekler ya da dal kıran diye bilinen böcekler aslında son yaptığımız çalışmalar gösterdi ki bunlar tek böcek değil. Üç tane başlıca böcek var. Birbirine çok yakın. Ama arkama. aynı isimle adlandırıyor değil mi? Yani dal Şimdi eski, eskiden, he, eskiden dal kıran dediğimiz için öyle gidiyor. Ama daha sonra dal kıranı biz o eski tür için kullanıyoruz. Kısile Boris Dispar diye halk arasında birbirinden ayırt etmesi de çok zor olduğu için bizim açımızdan zor değil. Evet. Biz teknik olarak çok rahat ayırt ediyoruz ama halk bakışıyla ana türde dal kıran olduğu için hala öyle gidiyor. Evet. Yok öbürüne dal kıran, birine dal işte farklı isimler verilebiliyor halk arasında. Fakat bizim tespitimizde iki tane yeni tür var. Son 10-15 yıl içerisinde görülmeye başladı. Üçü birden kombine biçimde. Bu zararlıların önemi şuradan kaynaklanıyor. Ağaçların tamamen kurumasına sebep oluyor. Yani diğer zararlılarla bir yıl mücadele etmezseniz o yılki üretimi kaybedersiniz, ürünü kaybedersiniz. Ama dalkıran gibi bir zararlıyla mücadele etmediğiniz zaman bahçenin tamamını kaybediyorsunuz. İlginç böcekler bunlar çünkü bir şey bahçe ne kadar sağlıklıysa bu böcek o kadar az zarar yapıyor. Genelde böyledir aslında ama bunlar da ekstradan şöyle. Fındık bitkisi strese girdiğinde birçok bitkide olduğu gibi bu stres kaynağı don olabilir, mekaniksel hasarlar olabilir, yeraltı suyunun yüksekliği taban suyunun Tabii. yüksekliği olabilir. Çok çeşitli sebeplerle strese girdiği zaman alkol kokusu çıkarıyor. Bu yazıcı böcekler bahçeye girdiği zaman alkol kokusunu koklayarak hangi ağaçtan daha fazla alkol geliyorsa. Yani hangi ağaç daha zayıf ve hastayım mesajı gönderiyorsa oraya gidiyor. Orada çoğalıyor. Onun kendine üremesine karşı direnci düşük çünkü. Dolayısıyla sağlıklı bahçelerde çok daha az zarar. Ha Bunun anlamı hiç yok değil. E, bulamazsa sağlıklı bitkiye de gidiyor. Birçok türde de aynı şey geçer değil mi? Yani e, sağlıklı bireyler e, bu tür hastalık ve zararlara karşı Kesinlikle. çok daha ilgi çekmeyen veya Aynen. daha... Daha dirençli, daha aynı güçlü. Aynı bahçe içinde bir fide de olsa, fidan da olsa... Kesinlikle. olanlar yardım ve yataklık noktasında... <laughs> aynı ...açık kapı oluşturuyorlar. Ke kes kesinlikle. Kat yapmak araya. <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çok isabet oldu. Yani dal kıran, özellikle taban suyu seviyesinin yüksek olduğu... ...sahile yakın bazı bahçelerde zaman zaman... ...bazen şöyle durumla karşılaşıyoruz. Geç teşhis ediliyor, zararlı. Aslında teşhisi çok kolay. Çünkü ağaçların gövdeleri üzerinde iğne deliği gibi bir sürü delik görüyorsanız bu burada fındıkta yazıcı böcek var evet. demektir. Hayatının büyük büyük bir kısmını ağaç gövdesinin içinde geçiriyor, görmüyoruz. Ancak Mart Nisan ayı gibi havalar ısınmaya başlayınca küçük iğne deliği gibi delikler açıp dışarı çıkıyor. Çiftleşiyorlar. Tekrar yumurta koymak için ağacın gövdesini deliyor. Yumurtalarını tekrar içeri koyuyor. Bir daha yine dışarıda görmüyoruz. Fakat bu çıkış periyodu ve giriş periyodu uzun. Bir de 3 tane tür olunca bu zararıyla mücadeleyi de şöyle güçleştiriyor. Çıkışlar Mart ayından başlıyor, Eylül ayına kadar devam ediyor. Bizim için de o çıkış dönemi kritik mücadele dönemi e ama 7 ay sürüyor. 7 ay süresince sürekli ilaçlama yapmak ekonomik olarak ve çevresel duyarlılık olarak kaldırılabilir bir şey değil. Dolayısıyla biz genelde İki tane pik çıkış noktası bu konuda bir TÜBİTAK projesiyle 4 yıl kadar çalıştık. İki tane pik noktasında yani bir Nisan ayında bir Ağustos ayı buraya özellikle çıkışlar bu iki noktada çok fazla. Mücadele edilecekse kimyasal mücadele kesinlikle o dönemde yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ama yazıcı böcekler kesinlikle kültürel önlemler olmadan kontrol altına alınabilecek yani bitki sağlığı garantiye almadan kontrol altına alınabilecek bir böcek grubu değil. Bir beşinci son 10-15 yılda gündeme gelmeye başladı. Hatta son 10 yıl diyebiliriz. Eskiden beri bildiğimiz ama şikayetlerin artmaya başladığı bir Mayıs böceği problemimiz oluşmaya başladı. Büyük ihtimalle yaptığımız gözlem ve çalışmalarda bunu şuna da görüyoruz. Çiftlik gübresi çok kullanmaya başladı son dönemde bazı bahçelerde. Mayıs böceği genelde kışın soğuktan etkilenmemek için toprağın derinliklerine iner ama Çivrik yürümesini yoğun kullandığımız zaman toprak sıcaklığı biraz daha kök civarında iyi seyrediyor. Mesela Ocak ayı, Şubat ayı gibi normalde daha derinde olması gereken böcekler son dönemlerde kök boğazında beslenirken bulmaya başladık. Eskiden de önemliydi ama nadir görülüyordu. Fakat şimdi çok sık görülmeye başladı. Çok sık şikayet geliyor. Allah'tan bir generasyonunu tamamlaması 3 yıl kadar sürüyor. Erginler adı üzerinde mayıs böceği mayısta genelde çıkmaya başlıyor. Erginlerin yaprakta yaptığı zarar çok büyük bir zarar değil. Ama larvaların toprağa koyuyor yumurtalarını. Çıkan larvalar, kurtçuklar yani bitki köklerini yiyerek zarar yapıyor. 2-3 tane larva ki larva büyüdüğü zaman yaklaşık 5 santimetreye ulaşabiliyor. 2-3 tane larva bile kökte beslenme suretiyle kökün ölümüne sebep olabiliyor. Bu esnada bir sürü hastalık da kökteki bu saldırıyla beraber gelişiyor. Bir bakıyorsunuz aynı yazıcı böceklerde dalkıran da olduğu gibi ağaçlar zayıflamaya, verim düşmeye ve 2-3 yıl içerisinde e, Haziran ayı gibi yapraklar kahverengileşiyor, kurumaya başlıyor dallar bu sefer. İşte bu dallarda delikler varsa e, bu yazıcı böcek büyük ihtimalle zaten kesip baktığımızda yazıcı böcekle mayıs böceğinin sebep olduğu kurumaları ayırt edebiliyoruz çünkü Mayıs böceği kökte besleniyor sadece. Kök boğazını açtığımız zaman o beyaz larvaları görüyoruz. Ama dal kıran yazıcı böceklerde kök gövdenin içerisinde yüzlerce delik ve galeri var. Tünel şeklinde içeri bitki dokusunu öldürüyor. Dolayısıyla sık biçimde bazen Ekim ayında mücadele edilir falan gibi görüyorum. Hayır. Nisan gibi yani toprak sıcaklığı artmaya başlayıp böceğin aktivitesi kök boğaz civarında özellikle yoğunlaşmaya başladı. Nisan ayından başlayıp Ekim'e kadar yapılabilir. Ama bizim için zamanlama önemli. Burada önemli olan böceğin yok edilmesi değil. Zarar ortaya çıkıp çıkmadan önce böceğin zararının engellenmesi. Biz mücadele açısından böyle bakıyoruz ve bu hatanın zaman zaman yapıldığını da görüyoruz. Derdimiz bir böceği yok etmek değil, ortadan kaldırmak değil, zararı ortadan kaldırmak Zaten bu mantıkla hareket ettiğimiz için birçok yerde biyolojik dengeyi bozarak Aynen. yeni zararları biz Kesinlikle. ortaya çıkarmış oluyoruz. Kesinlikle. Yani oradaki otomatik kontrol sistemini devre dışı bırakmış oluyoruz. Kesinlikle. Şimdi bazen hasat yapılıyor, bitiyor. Bahçede böcek görüyor, görülüyor. Ee, mücadele zamanı geçmiş, hasat yapılmış, bitmiş. İnsanlar mücadele etmek istiyor. Hatta teknik elemanlar bazen ama hocam gelecek seneye kalırsa bu. Bunu şimdiden öldürelim. Şimdi şunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Bizim mücadele ettiğimiz zarar tabiatın kontrol edemediği yüzde birlik belki bir zarar. Geri kalan yüzde 99'unu tabiat kendi doğal dengesi içerisinde kışlarken böcek soğuktan ölüyor, dondan ölüyor, hastalıktan ölüyor canlı etmenler var. Predatörler, parazitoitler, zararlı böcekleri yiyen. Doğal denge gereği bu sene bir böceğiniz varsa binlerce ürüyor. Gelecek sene yine tek bir böcek kalıyor zaten. Doğal ekosistem bu dengeyi kuruyor. Siz bu arada ürününüze zarar vereceği periyotta aşırı bir artış varsa ürününüzü korumak birinci derecede vazifeniz yoksa yıl boyunca zararlıyı takip edip de gittiği yere kadar mutlaka öldürmemiz gerekir. Bu pratik olarak da mümkün e, değil ve doğru da değil. mücadele yapamayınca zaten Tabii. E, siz bir taneyi öldürmeye çalışıyorsunuz ama 10 tane daha faydalıyı da yok ediyorsunuz. Faydalı, doğal dengeyi bozuyorsunuz. O yönüyle de zarar boyutları önümüzdekilerin hem e, çevre kirliliği anlamda hem yeni mücadele yapacağınız zararlı. Sekonder zararlı problemi şey dediğimiz tam. çevredeki diğer ikinci derecedeki zararlılar. E, aşırı derecede ilaçlama yapıldığı için, gereksiz ilaçlama bu sefer doğal dengeye bozuluyor. Onlar zararlı hale gelebiliyor. Dolayısıyla zaman ileride belki bahsedeceğiz. Yani zamanlama bizim açımızdan çok önemli. Bu Mayıs böceğinde de tabii zor bir böcek Mayıs evet. böceği. Toprak altında yaşayan böceklerle mücadelenin genel bir zorluğu var. E, ama toprak ilaçlaması şeklinde yaptığımız, mekaniksel olarak yaptığımız bir mücadele var Ama bitki sağlığını korumak, gereksiz aşırı gübreleme gibi işte dediğim gibi çiftlik gübresini her yıl vermeye kalktığınız zaman topraktaki yapı, sıcaklık her şey değişiyor. Bu da bazı böceklerin yıllardır alıştığı ve onların aleyhine olan durum daha olumlu hale getirebiliyor. Yani pes e, zararlı yönetimi dediğimiz e, Türkçe karşılığı biz aslında zararlı yönetmek istiyoruz. Bizim için zararlı olmayacak seviyede yaşasınlar. Yok olmasınlar, tabiatın bir parçası onlar. Hiçbir zaman yok etmek istemiyoruz. Sadece zarardan korumak istiyoruz. E, ana hedefimiz bu. Bir altıncı zararlı olarak Mayıs böceğinden sonra bazı yıllarda, bazı bölgelerde çok önemli. Geçmişte mesela Samsun Çarşamba bölgesinde özellikle fındık alanlarında önemliydi Amerikan beyaz kelebeği. Ama şu son yıllarda Düzce ve Sakarya tarafında çok hemen hemen her yıl zarar yapmaya başladı. Biz burada popülasyon dengeye kavuştu. Uzun bir süre zararlı oldu. Özellikle 3-4 yılda bir çok şiddetli zarar yaparak devam etti. Hatta sonbaharda evlere girmek suretiyle insanları da rahatsız edebiliyordu görüntü olarak. Böcek olarak bir zararı yok. İnsanla temas etmesini vesaire bir e, alerjik durumu yok. Ama insanlar görsel olarak da rahatsız oluyordu. Ama şunu çok özellikle Samsun'da bulunan üreticiler görmüştür. Haziran ayının daha sonu gelmeden dut ağaçları özellikle akça ağaçlar, tamamen yapraksız kalıyordu. Çünkü Amerikan beyaz kelebeği çok fazla bitki türüyle besleniyor. Yüzlerce bitki türüyle beslenebiliyor. En çok sevdiği de dut ve akça ağaç. Onun için de yol kenarlarındaki akça ağaçlar bir de bahçe kenarlarında ya da içindeki o dut ağaçları çok önemli bir gösterge bizim için. Amerikan beyaz kelebeğe sorun olacaksa önce orada olur. Önce orada dikkatinizi çeker. Onu bir indikatör bitki olarak kullanabilirsiniz. Varsa dut da vardır. Sonra fındık da olacaktır. Bütün yıl içerisinde salgın yaptığı yıllarda daha birinci nesilde Temmuz ayı gelmeden bütün yaprakları yiyebilir. Ama normal yıllarda bile yani normal enfeksiyon gösterdiği yıllarda bile şu son 8-10 yıldır çok şiddetli bir zararına rastlamadım ama geçmişte özellikle Eylül ayına geldiğinde yine bütün ağaçlar yapraksız kalabiliyordu. Dolaylı bir zararlı. Sadece yaprak giyerek zarar yapıyor ama yaprakları ağaçsız koyduğu için de tabii ki ağaçları yapraksız koyduğu için de tabii ki verimi olumsuz etkilebiliyor. İki nesil verebilen bir zararlı. Bir Mayıs sonu Haziran başında özellikle Haziran başında tavsiye ederim bu bölge için. Bir de yine Ağustos'un 15-20'si gibi hem mekanik mücadele yapılabilen bir zararlı yani elle toplamayı fındık bahçelerinde mümkün ama daha diğer bodur bahçelerinin hemen hepsinde mümkün. Çünkü kirazda da zararlı, elmada da bir sürü bitkide zararlı. Elle toplama kolonileri Amerikan beyaz kelebeğin tırtılları beraber yaşıyor çünkü. Tek yaprağın üstünde bin tane tırtılı bir arada görebiliyorsun. Son döneme gelince dağılıyor. O döneme gelmeden metrelerce uzaktan yani 10 metre uzaktan ha burada Amerikan beyaz kelebe var diyebilirsiniz. O kadar bariz evet. ağ ürüyor çünkü. Gidip elle koparıyorsunuz. Alerjik olma durumu 10 binde bir bile değil tırtıllarının. Toplayıp imha etmek çok iyi bir yöntem. Ya da ilaçlama yapmak eğer çok ağır enfeksiyon varsa ilaçlama yapmak bir başka yöntem. E, orta derecede bir zararı var şu anda ama Sakarya ve Düzce bölgesinde şu anda her yıl e, mücadele etmeyi gerektirecek kadar bir popülasyon olduğunu arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Tabii bunların dışında iki tane zararlı var ki yeni istilacı tür bunlara çok dikkat çekmek lazım bu program vesilesiyle. Birincisi kahverengi kokarca. Bütün dünyada çok önem arz eden yaklaşık 15-20 yıl sene 20 yıl önce ana vatanı Çin, Kore civarından başlayıp bütün dünyaya yayılan bu arada da 2017 yılından itibaren Türkiye'de görülmeye başlayan şu anda Artvin ve Rize bölgesinde çok yoğun görülüyor. Ama son özellikle bu yıl 2022 yılında Samsun'da bolca şikayet almaya başladık. E, Trabzon, Ordu, Giresun, şu anda Sakarya, Düzce, İstanbul, Yalova, Marmara yani ve Karadeniz. Konukçu olarak yazacak fındık mı? 300'den fazla bitkide. Yok o yüzden. 300'den fazla bitkide ve çok tehlikeli bir tür. Ama fındık açısından önemli şu. Bizden önce bu zararını istila ettiği ülkeler arasında Gürcistan, İtalya ve Amerika gibi önemli fındık yetiştiricisi ülkeler var bizden sonra gelen. Bu ülkelerde şunu gördük ki fındığı çok seviyor. Zaten yeşil kokarcanın da kardeşi evet. diyebilirim çünkü aynı familyadanlar. Zarar tipleri de aynı. Bu da yine ilkbaharda geliyor bahçelere giriyor. Mayıs ayından itibaren beslenmesiyle meyvede boş meyve oluşumuna sebep oluyor. Ama meyve iç gelişiminden sonra yeni nesil beslenmesiyle de urlu, lekeli, acı iç meydana getiriyor. Ve kaliteyi çok ciddi. Hem verim hem kalite bakımından. Buradaki istilacı türlerde önemli bir tehlike şu. Bir bölgeye yeni girdiklerinde başıboş kalıyorlar. Çevresel faktörlere, canlı faktörlere özellikle henüz buna adapte olmadığı için çok şiddetli zarar yapıyorlar. Gürcistan'da çok fındıkta çok ciddi zarar görüldü. İtalya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hala da görülüyor. Kahverengi kokarca şu anda çok ciddi aldığımız 3-4 yıldır üzerinde sürekli toplantılar yaptığımız, uluslararası konsorsiyumlarla beraber değerlendirdiğimiz bir böcek. Ve bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız Samsun Karadeniz Tarım Araştırma Enstitüsü'nü yetkilendirdi. Bu böceğe karşı klasik biyolojik mücadele dediğimiz yurt dışından en önemli doğal düşmanını getirip burada salma şeklinde bir biyolojik mücadele kararı aldık. Şu anda yaklaşık bir ay önce buradaki e, teknik elemanlar İtalya'ya gitti. Samuray Ayrıcı dediğimiz faydalı bir böceğe getirdiler, çoğaltmaya başladılar. Önümüzdeki yıllarda e, bu böcek çoğaltılacak faydalı böcek yüz binlerce evet. her yıl ve doğaya salınacak. Böylece şundan kaçınmak istiyoruz. E, Gürcistan'da yedi ilaçlama yapılıyor sadece kahverengi kokarcıya karşı. Bu ne masraf olarak kaldırılabilir ne çevresel duyarlılık olarak kaldırılabilir bir maliyet değil. Yani alternatifi yedi ilaçlama her yıl. Biz de istiyoruz ki doğal denge yoluyla, doğal düşmanlığı getirerek bu işi yapalım. Dolayısıyla burada önemli bir mesafe kat edildi. Herkesin çok dikkat edip gerektiğinde tarım teşkilatlarını uyarması gereken bir önemli zararlı kahverengi kokarca. Yine istilacı bir tür de şu anda sadece Trabzon fındık bahçelerinde yer yer e, görülmeye başladı. Türkiye'de geçmiş çok eski olmayan yeni bir böcek. Turunçgil uzun antenli böceği dediğimiz. O da çok sayıda bitkide zarar yapıyor. Ama fındığa da bulaştı. Trabzon bölgesinde biliyoruz. Şu anda enfekte olan ağaçlar kesiliyor bakanlık tarafından. E, üreticiye tabii ki belli bir ücret ödenmek kaydıyla. E, bu şekilde kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ama uzun vadede gittikçe ilabilir üreticiler özellikle kök boğazına yakın kalın gövdelerde 2 santim çapında delikler görürlerse ve içinde 4-5 santimlik büyük tırtıllar ağacı bu yolla içini oymak suretiyle tamamen kurutuyor. Böceğin kendisi 4 santim kadar siyah, uzun antenli ve sırtları beyaz lekeli. Yani gördükleri anda bunu yine en yakın tarım teşkilatlarını bilgilendirmelerini mutlaka tavsiye ederim. Hocam çok güzel bir şekilde hem zararlıyı hem de zararlı mücadelesi konusundaki bilgileri verdiniz. Ben şöyle bir çıkarımda bulunsam ne kadar doğru olur bilemiyorum. Yani zararları mücadelede hem bahçenizde içinde olacaksınız. Hem bitki fenolojisini hem Kesinlikle. zararlı yaşam döngüsünü bileceksiniz. Kesinlikle. O zaman genel hatlarla bakacak olursak az önce biyolojik mücadeleden de bahsettiniz. Evet. Fındık zararlarıyla tabi bu genel anlamda baktığınız zaman tüm zararlarla veya hasta hastalıklarla mücadele kapsamında da düşünebilir. Fındık zararlarıyla kullanılan şu andaki mücadele yöntemlerimiz. Aynı zamanda biyolojik mücadeleden de bahsettiniz. Evet. Bir örnek de verdiniz. Hı -hı. Hatta bölgemizin bu konuda bir merkez olduğunu bahsettiniz. Genel hatlarıyla hattayla bu mücadele yöntemlerimiz nelerdir? Şimdi bunları bir sıralarsak Bildiğiniz gibi bizim mücadelede entegre mücadele diye bir yaklaşımımız var. Yani ilaçlı mücadele, kimyasal mücadeleyi en son çare olarak düşünerek Diğer mücadele yöntemlerini işte biyolojik, biyoteknik, kültürel, mekaniksel, fiziksel bütün bu yöntemleri bir arada birbiriyle ahenk içerisinde kullandığımız ve bunların yetmediği yerde de son çare olarak kimyasal mücadeleye başvurduğumuz bir entegre mücadele yaklaşımımız var. Fındık zararları için de bu geçerli. Ama bunun anlamı şu değil. Her zararlı için bu yöntemlerin her birisi elimizde mevcut ve kullanılabilir ve etkili değil. Mesela fındık kurduğunda maalesef başlıca zararlımız kimyasal mücadeleden başka şu anda çok bir alternatifimiz yok. Yani mekaniksel mücadele geçmişte uzun yıllar önce yapıldı ama artık iş gücü olarak yapılma şansı da yok. Pratiği de yok. Yeşil kokarca da aynı şekilde kimyasal mücadelenin dışında şu anda çok fazla alternatifimiz yok. Ama bu arada şunu söylemeyi unuttum. Şöyle bir beklentimiz var. Kahverengi kokarca için getirdiğimiz bu samuray arıcı aynı zamanda yeşil kokarcanın yumurtalarını da yiyor. Dolayısıyla bu parazitoitten şöyle bir şey de bekliyoruz uzun vadeli. Öncelikle kahverengi kokarcı yumurtalarını tercih ediyor biyolojik mücadele olarak ama sonra yeşil kokarcayı ediyor. da yiyor. Böylece önümüzdeki yıllarda yeşil kokarca için içinde ilaçlamanın dışında bir alternatif olarak doğada parazitoit e, kullanımı devreye girmiş olacak. Hayat döngüsünü tamamlayabilecek mi? Parazitoit mi? Da, evet. Kesinlikle şöyle. E, tabii bunun... E, ön çalışmaları yapıyor. Risk analiz dediğimiz çalışmalar var. Bölgenin iklimi, kışın minimum, maksimum sıcaklıklar vesaire. Hepsi değerlendirdiğimiz zaman özellikle bizim Karadeniz bölgesi getirdiğimiz doğal düşman açısından son derece uygun. Zaten adayız çok oluyor. Yani o böceği yiyen bir sürü predatör, parazitoit, faydalı böcek oluyor. Biz aralarından en iyisini kriterlerimize göre seçiyoruz. Bu kriterlerden biri de getirmek istediğimiz bölgenin iklimine ne kadar adapte olup olmayacağı. Çünkü her yıl salınım yerine hayat döngüsü. Üç, de... Aynen 3-4 yıl peş peşe salıp bir oturma e, aşamasından sonra, yerleşme aşamasından sonra artık bir daha karışmayacağız. Yani yüzlerce yıl etkisi devam edebilecek. Tabi bunların garantisi yok. Dünyada yapılan e, büyük, klasik biyolojik mücadele teşebbüslerinin %30'u başarılı. Başarıda çevresel faktörler çok belirleyici olabiliyor. Sizin tahmin edemediğiniz çevresel ilişkiler devreye girebiliyor. Hiç tahmin etme şansınız yok. Ama en önemli başarısızlık kaynaklarından birisi de uygulamanın yanlış yapılması. Yani uygulama basamaklarının çok dikkatli biçimde yerine getirilmesi gerekiyor. Yani el yordamıyla işte yaptık şeklinde yaparsanız başarısız şansınız artar. Yani onun kriterleri var. O basamakların dikkatlice yerine getirmesi gerekiyor. Biz bu bölgeden çok ümitliyiz. Yani çok bir şüphem yok açıkçası. Tabii Allah'ın bileceği bir iş. Hani çevre çok kompleks bir yapıya sahip çünkü önceden tahmin etmediğiniz çok parametre var. Ama çok ümitliyiz biyolojik mücadele hastan. Biyolojik mücadeleyi preparat olarak da hem Mayıs böceği larvalarına karşı, hem Amerikan beyaz kelebeği larvalarına karşı. E, fungustan ve bakteriden yapılmış biyolojik preparatlar var. Fındık ekosisteminde bunları da kullanabiliyoruz. E, şeyde e, kozalak akarında mekaniksel mücadele yani yapraklar döküldükten sonra e, büyümüş, şişmiş, enfekteli gözlerin, defekt olmuş gözlerin elle toplanması ve daha sonra Nisan sonu Mayıs başlarında göç zamanında yapılacak bir ilaçlama ikisini kombine ediyoruz. Dalkıranda kırmızı yapışkan tuzaklarımız var. Çekici olarak alkol kullanıyoruz. Kullanımı yaygın değil, deneysel olarak iyi çalışıyor. Bazı sakıncalar da var ama dalkıranda da ilaçlama, e, kimyasal mücadelenin dışında en önemli söylediğimiz şuydu hatırlayacak olursak. Eğer dalkıran, yazıcı böceklerle mücadele etmek istiyorsanız, diğer böcekler için de önemli ama bunlar için en önemlisi bitkiler sağlıklı olacak. Sağlıklı olmayan bitki alkol kokusu çıkarır ve yazıcı böcekler komşu bahçelerden bile o bahçeye gelir. Onun için bitki sağlığı iyi tutulacak. Kahverengi kokarcıya karşı dediğim gibi hem kimyasal mücadele mümkün hem feromon tuzakları kullanıyoruz aslında toplanma feromonu. Ama bu tuzaklar yani kontrolda belli çok cüzi bir paya sahip. Popülasyonu izlemede daha çok işimize yarıyor. Ama bizim hedefimiz biyolojik mücadele dediğimiz gibi. Şu anda e, turunç genozlu antenli böceği fındıkta yani bakanlık gördüğü yerde imha etme gibi bir bir nevi karantina tedbirleri uyguluyor. E, ama uzun vadeli inşallah yayılmayacak bir önüne geçeceğiz. Şu anda kimyasal mücadele dışında çok büyük bir e, şansımız da gözükmüyor. Şimdi dinleyicilerimiz arasında şöyle diyen olabilir. Yaprak biti de vardı, hoca bahsetmedi diyebiliriz. Koşnil vardı, kabuklu bit vardı, fındık teke böceği vardı ki fındık teke böceği çok sık görülür fındık bahçelerinde. Bunlardan bahsetmeme sebebim şu. Çok sık görülüyorlar ama ekonomik önemleri düşük. Özellikle mesela fındık teke böceği çok sık görüyoruz. Sürgünlerin kurumasına sebep oluyor ama e, fındık bahçelerinde biliyorsunuz bir ocakta o kadar çok ağaç bırakıyorsunuz ki benim fındık teke böceğine bakışım şu sizin yapmadığınız bu damayı arada gelip yapıyor. Birkaç tane sürgünü oradan buduyor. Çünkü toplamda büyük bir şey fark etmiyor neticede. Onun için bunlar talih zararlar. Bazı yıllarda çok ciddi artış gösterdiğinde sadece o bölgede. Ki bu yaprak bitleri mesela her yıl görülür ama ekonomik bir zararı çoğu zaman yoktur. Evet. Buradaki ekonomik zarar çok önemli. Buradan e, son olarak ekonomik zarar eşiği artı e, çevre. Çünkü biyolojik mücadelenin de kalıcılığı bizim e, kullandığımız pestisitlerden diğer İklim faktörleri haricindeki müdahalemize bağlı olarak da başarı oran değişecek. Kesinlikle. Son olarak hem görüşlerinizi alayım hem de bu fındık zararlı mücadelede başarının anahtarını veriniz desek neleri birkaç madde olarak ifade etmek evet, isterseniz. Yani ilk sıraya şunu koyarım. Biraz önce de konuştuk. Tekrar etmiş olacağız ama bu soru bağlamında bunu vurgulamadan geçmek doğru olmaz. Bahçeye çok iyi bakılacak. Yani bu budaması, gübrelemesi, gerekirse sulaması, gerekirse taban suyu evet. seviyesini düşürülmesi, kültürel uygulamalar yerinde zaman. Kültürel uygulamalar çok iyi yapılacak. Çünkü ağaç ne kadar sağlıklıysa insan sağlığı gibi düşünelim. fındık ağaçları ne kadar sağlıklıysa zararlardan etkilenme oranları o kadar düşük. Bunu sağlamadan diğerlerini hiç düşünmemek evet. lazım. İkincisi şunu yapmak lazım. Bahçenin sürekli içinde olmak lazım. Bize çoğu zaman şöyle geliyor. Özellikle kıran gibi zararlarda çok üzülüyoruz vatandaş aradığında. Artık zarar olmuş, ağaçlar kurumuş. Ölmüş bir ağacın yeniden canlandırılması, diriltilmesi mümkün değil. Çok geç, teşhis geç. Yapacak bir şey yok. Zarar ortaya çıkmadan önce sürekli bir insanın bahçesinde özellikle bileceği bu 5-6 tane zararlı bakımından bu seneki durum nedir? Mücadele etmeyi gerektiriyor mu gerektirmiyor mu diye takip edip zamanında müdahale etmesi. Zamanında diyoruz çünkü zamanında yapılmayan yani zamanlama, mücadelenin zamanlaması. İş işten geçtikten sonra yapacağınız mücadelenin hiçbir faydası yok. İkinci sayabileceğim yani birincisi ağaçların sağlığı ise ikincisi yapılacak mücadelenin zamanlaması çok önemli. Bu zamanlamayı kaçırdığınızda yönteminiz doğru olsa bile bir sonuç almanız mümkün değil. Yani üçüncü bir şey olarak da önemli faktör olarak da mutlaka uygun yöntemle. Yani kullandığınız yöntemin şeye, zararlıya karşı etkinliğinin test edilmiş, kullandığınız eğer bir ilaçsa o zararlıya karşı ruhsat almış, e kullandığınız diğer bir yöntemse o zararlının mücadelesinde etkinliği ispatlanmış olması lazım. Yani kulaktan dolma bazen sahada öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki yani hurafe gibi kulaktan kulağa yayılmış hiç etkisi olmayan bazı yöntemlerin uygulandığına rastlayabiliyoruz. Hayır, bu zararlar gayet iyi bilinen zararlar. Tarım teşkilatlarından çok değerli elemanlarından yardım alarak hem zamanlama bakımından hem kullanılacak yöntemler bakımından zaten artık internet var, bilgiye ulaşmak geçmişe göre çok çok daha kolay. Doğru bilgiyi doğru kaynaktan alarak dediğim gibi bahçe sağlığı, zamanlama, izleme dediğimiz yani bahçenin sürekli sağlığının izlenmesi ve uygun yöntem seçimi, derim, mücadeledeki kritik... Tabi bunların sayısını tabi, artırmak tabi. mümkün ama başlıcaları bunlardır. Teşekkür ederim. Ben Şimdi teşekkür ederim. Burada ben de son bir iki söz söyleyecek olursam. Önemli olan nokta erken teşhis. Kesinlikle. Yani sizin söylediğinizden çıkardığım bir nokta. Yani bahçe içinde olan yani fındık yetiştiriciliğinde e, yetişeceğim diyenler, üreticiyim diyenler ana gelir kaynağı fındık olarak bakıp bahçede yer alırsa hem kültürel duygularını zamanda yaparak dekara verimi, birim alana, ocak başına verimi hangi kategoride el alırsak alalım verimi artıracağız. Hem bitki sağlığıyla birlikte çevresel faktörlere karşı bitkinin direncini de artırmış olacağız. Ana Kesinlikle. başarı da sanırım Buradan Kesinlikle gelecek. yani şu şeyi vurguyu güzel yaptınız ben de vurgulamak istiyorum çünkü e, üzülüyorum. Hani fındık yetiştiriciliği yapılan hemen hemen her ülkeye sık sık gidiyoruz, toplantılar yapıyoruz, çalışmalar, ortak projeler yapıyoruz. Türkiye fındık üretiminde dünya birincisi büyük bir farkla yani yaklaşık %65'e kadar düştük maalesef. Ama üzücü olan şu birim alana üretim bakımından durumumuz iyi değil. Yani... Bir Amerika 300 kilo vardı, 250-300 kilo ortalama ki 400-500 kilogram alan var evet. dekarda. Efendim İtalya'nın 250 kilo, işte Şili'nin yine 300-400 kilolara çıktığı bir ortamda. Yani çok tali ülkeler geliyor. Mesela Çin yavaş yavaş ekiyor, 30 bin, 40 bin hektara ulaştı ve gittikçe artıracak gözüküyor. O bahçeleri gezdim, yani 300-400 kilolardan bahsediyorlar. Yani bütün bunlar varken fındık için en uygun milli ürünümüz dediğimiz, gurur duyduğumuz bir üründe birim alana verimliğim düşük olması bizim açımızdan mahcubiyet verici gerçekten. Burada zararların da büyük bir rolü var. Dolayısıyla sürekli bahçe içinde olup mücadeleyi ihmal etmemek evet. lazım. Evet hocam. Teşekkür ederim. Canım. Ben de teşekkür ederim. Tarım Aktif Programı değerli izleyicileri. Bir program daha sonuna geldik. Yeni bir konu ve konukla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağ ol, kalın.